Şimdi montaj istasyonları için yapmamız gerekenler var. Montaj istasyonları burada tabii örnek olsun diye bir tane iş merkezi oluşturdum montaj istasyonları için. Bir tane de tek istasyon atadım. Çünkü her biri için yapmak zaman alacak. Burada şeyde normal iş merkezinde atama yapmak kolay. Direkt iş merkezine gönderiyorsunuz. O parça tek parça zaten iş merkezinde işlenip gidiyor. Bir ehemmiyeti yok. Ama şimdi montaj olduğu zaman biraz aynı parçaların aynı iş merkezine gönderilmesi gerekiyor. Parent ayrı, member ayrı. Bunların eşleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla işin içinde biraz karmaşıklık var. Onun için montajda diğerlerinde yapmıyoruz da montajda eşleştirme yapmamız gerekiyor. Bu eşleştirme için de edge bending'e geliyoruz. Edge bending'de triggers'a geliyoruz. Add-on process triggers. Burada entered var. Yani edge bending verb center üzerine bir entity geldiğinde, bir stock geldiğinde, bu iş merkezine bir stock geldiğinde ne yapacağız? Bunu entered kısmına giriyoruz. Exited olduğunda buradan çıktığında artık yani bu buradan ayrıldığında edge bending verb center'dan ayrılmaya herhangi bir makineye giderken sonra onun yolunu değiştirip diğer makineye git diyemeyiz. Dolayısıyla exit'i de yapmıyoruz. Enter'ı da geldiğinde bir yol seçtirip, bir makine istasyon seçtirip, daha doğrusu makine dediğim montaj istasyonu, bir istasyon seçtirip yollayacağız. Edge bending workstation diye bu şekilde oluşturduk. Process kısmına geliyoruz. Ondan sonra process kısmında hemen atamalara başlayacağız. Şimdi burada definitions kısmına gelelim. Definitions kısmında önce aramamız gereken bir ID var. Yani burada order ID. Order ID'ye göre eşleştirme yapacağız ya. Onun için edge bending order ID diye bir integer değişken tanımlayalım. Simülasyon içerisinde edge bending, bu sadece edge bending work center'a geldiğinde, yani kenar bantlama iş merkezine, bu iş merkezine geldiğinde, eğer birden fazla farklı montaj istasyonları arasında atama yapacaksanız her biri için ayrı bir değişken tanımlamanız lazım. Çünkü bunlar global değişkenler simülasyonda. O zaman her bir iş merkezi için ayrı ayrı olması gerekiyor. Ortak olduğunda karışır. Aynı anda iki kaynak kullanmaya kalkarsa o zaman bir tanesinin atadığını alır. Her ikisi de ona göre çalışır ama. Şimdi önce definition kısmında oluşturduk. Şimdi edge bending enter'da geldik. Edge bending enter'da önce bir assign yapmamız gerekiyor. Assign diyorum. Hemen değişkeni state variable'ıma giriyorum. Edge bending order id. Neye eşit bu? Model entity node'da order id. Siparişlerden eşleştireceğim çünkü sipariş numaralarından. Model entity nokta order id sipariş numarasından eşleştiriyorum. Arkasından bu eşleştirmeyi yaptıktan sonra bir karar vereceğiz. Bu assembly parent mı değil mi? Assembly parent ise parent kısmına gönderecek, iki tane istasyonumuz var kenar bantlama. Onun parent'ına değilse member kısmına göndermemiz gerekiyor. Şimdi expression kısmına bom nokta, bu bom'a zaten warehouse create entity'de tablo table reference atadık ya bom'u.
Zaten hangi entity gelirse onu atalı, atanmış olan satır üzerinde çalışacak. Bon nokta assembly parent. Assembly parent mı değil mi bak diyoruz. Eğer öyleyse assembly parent true'ysa o zaman bir arama işlemi yapacağız. Bu zaman bu search ile değil find ile oluyor. Çünkü şeylerde entity arayacağız. Transfer notlarda yani şu buraya geldiğinde şurada ya da şurada H-Bending 1'in notlarında buna ait bir entity var mı? Buna monte edilmesi gereken burada burada olabilir veya H-Bending 2'de de burada veya burada her ikisine de bakacağız. Kendine ait bir entity var mı? Varsa bunu diğerine göndermeyeceğiz zaten. Otomatik oraya göndermeyeceğiz. Yoksa kapasite makine seçim yani dispatching rule'a göre makine seçim kuralına göre ya da işte iş merkezi işte bir kurala göre seçeceğiz. Bu iş merkezine göndereceğiz. İşte kapasitesi en boş olana veya en hızlı olana veya önceliğine göre. Şimdi bu find'i şu şekilde çalıştırıyoruz. Index variable kısmına member input at H bending'i seçiyoruz. Şurada find'da index variable kısmına member input at H bending allocated capacity olması lazım. Bunu nasıl seçeceğiz? Yapmış. Index allocation to member input. Büyütemiyor muyuz? Büyütemiyoruz. Nasıl? Ha, şundan büyütelim. Dur büyütelim de bunu seçmek. Ha, gel assembly diyor yani. Member input at H bending 1 allocation queue. Parent bu. Starting index 1. Birinci satırdan başlayacak. Nereye kadar arayacağız? Entry queue number waiting'e kadar. Yani burada kaç tane eleman arayacak H-bending'de, member input'ta. Eğer bu parent'sa. Parent'sa parent'a bakmasına gerek yok. Parent bir tanedir zaten. Member'larda araması gerekiyor. Members'a da parent'lara bakması. Parent ve member'lara bakması gerekiyor. Member input at H-bending 1 allocation queue. Burada ne yapıyoruz? Artık member input at h bending 1 nokta entry queue yani kaç tane eleman gelmiş entry queue nokta number waiting yani kuyrukta burada member kısmında kaç tane stok bekliyorsa o kadar stoğu birin ilkinden başlayacağız. Kaç tane stok bekliyorsa o kadar stoğu arayacağız. Index variables more diyor. Daha başka aramada birden fazla index kullanabilir. Birkaç kriterle arayabilir. Gerek yok. Search type condition. Burada yine probability var mı? Yok. Minimize expression, maximize expression var. Optimizasyon için. Burada biz condition diyoruz. Search expression'a şunu diyoruz. Model entity nokta order id. Az önce biz model entity nokta order id'yi atamıştık ya. EB order id diye, H-bending order id diye. Bu şundan dolayı az önceki şu assign kısmında model entity şeye gelen, transfer node'a gelen entity'yi temsil ediyor. Bizim find fonksiyonu içinde kullandığımız model entity member'da bekleyen, kuyrukta bekleyen model entity'leri temsil ediyor.
Yani biz model entity nokta order id eşittir model entity nokta order id deyip transfer noddaki ile şeydekileri eşleştiremiyoruz. Onun için transfer noda geldiğinde assign ile bunu bir değişken atıyoruz. Çünkü assign transfer nodun üzerinde, edge bending work center üzerinde kendi üzerine gelen model entity üzerinde çalışıyor. Onun değerlerini alıyor. Ama find'da biz member input bir allocation queue dediğimiz için edge bending'in o giriş kuyruğunda, atama kuyruğunda arama yaptırdığımız için o zaman burada model entity yazdığımızda bu kuyrukta bekleyen entity'ler anlamına geliyor. İkisi farklı model entity. Birinden değeri değişkene aktardık. Artık o değişken üzerinden atama yaptıracağız. Eşittir. Edge bending order id. Bu şekilde buldurduk. Var mı dedik. Parent var mı? Parent varsa ne yapacak? Direkt edge bending 1'e gitmesi lazım. Doğru mu? Bu parent'sa. Ve edge bending'in member kısmında buna ait bir malzeme varsa edge bending 1'in. O zaman ne yapacak? Edge bending 1'in parent'ına bu otomatik gitmesi lazım. Öyle değil mi? O zaman hemen transfer komutuyla şurada transfer var. Transfer diyorum. From free space değil current node. Transfer node'da çünkü malzeme. To node nereye gidecek? Parent input at edge bending 1. Parent input at edge bending 1. Buraya gidecek. Değilse, bulamamışsa. Yani birinci de bulamadı. O zaman ne yapacağız? Yeniden find diyoruz. İkinci de var mı? Çünkü ikincide de aramamızın sebebi bu. Birincide bulamadıysa otomatikman ikinciye git desek o zaman birincide bulamadığında hep ikinciye gider. O zaman makine seçim kuralı yapamayız orada. Yani veya işte istasyon seçemeyiz. O zaman ikincide de arıyoruz. İkincide varsa ikinciye gönderiyoruz. İkincide de yoksa birincide ve ikincide yokmuş o zaman hiç malzeme. O zaman kapasite seçim kuralına göre bir yere gönderiyoruz. Şimdi iki... Hayır buraya gelen parent'sa şimdi parent için. Parent mı? Decide dedik. Parent mı diye baktık. True kısmını. Eğer gelen parent'sa. Gelen parent'sa diyoruz ki iki tane istasyon var ya. Birincinin member'ına bak. Senden bir üye var mı? Varsa oraya git. Hiç sağ sola uğraşma. Zaten göndermişsin bir tane. Yoksa o zaman ikinciye bak diyoruz. İkincide seninle birleşecek bir parça var mı? Malzeme var mı? Varsa o zaman ikinciye git. İkincide de yoksa her ikisinde de yok demek ki. Sen ilk gelensin. Parent. O zaman o parent'ı makine seçim kuralına göre bir istasyona göre. Yani istasyona, daha doğrusu makine seçim nasıl da dispatching rule'a göre. Yani seçim kuralına göre bir istasyona göndereceğiz. Kapasitesi daha boş olan olur, kuyruğu daha az eleman olan olur. Hani o tamamen şey. Ondan sonrası bizim elimizde ama ikisini de bir kontrol etmemiz gerekiyor. Kendinden eleman var mı? Bu parent'sa. Değilse bir de member için yapacağız. Şimdi hemen bu da aynı şekilde find diyoruz. Find'ın içerisinde bu sefer edge bending 2'ye bakıyoruz. Index variable olarak. Az önce member input at edge bending 1'di. Bu sefer member input at edge bending 2. Allocation queue. Allocation queue üzerinden bakıyoruz şeylere. Buraya gelen stokları. Birden itibaren bakacağız. Neye kadar? Entry queue. Şuradan kopyalayıp yapıştırayım. Şunu edge bending 2 yapacağız sadece. Şu edge bending 2. Yani ikinci de ilk stoktan bekleyen stok sayısı kadar entity'ye bakacak. Koşul aynı. Model entity nokta order id. Başta baktığımız gelen entity'nin order id'sine eşit mi? Koşul da aynı. Bu şekilde oluşturmuş olduk. Bulduysa found kısmında o zaman transfer yaptıracağız. Transferi de hatta kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım. Bu da parent input at edge bending 2.
H-Bending 2'de bulursa H-Bending 2'ye gönder. Bulamazsa o zaman işler değişiyor. Bulamazsa koşul koyacağız. Decide diyoruz. Decide'da bir seçim kuralı çalıştırmamız lazım. O zaman ne yapacağız? Mesela kuyruk uzunluklarına bakalım. Hemen şurada find'da zaten number waiting demiştik. Condition kısmına, expression kısmına decide'ın şunu yazıyorum. 1'de mi daha fazla eleman var, 2'de mi? Ona bak diyeceğim. Şimdi 1'deki toplam bekleyen eleman sayısı eğer 2'dekinden büyükse, 1'de daha fazla eleman bekliyorsa, o zaman ne yapması lazım? 2'ye gitmesi lazım, değil mi? 1'de daha fazla eleman bekliyorsa, true'ysa 2'nin transferine git. Bir daha transfer yazmamıza gerek yok. Buradan bağlıyoruz. Eğer değilse, eşitse veya 2'de daha fazlaysa, o zaman 1'in transferi. Burada kuyruğa göre atama yaptık. Kuyruktaki eleman sayısı. Şimdi bu yazdığımız koşullar, oluşturduğumuz koşullar tamamen şey içindi. Parça parent'sa. Parent değilse bir de members'a bir de o kısımlar var. Eğer members'a o zaman ne yapacağız? Onu bakmamız lazım. Tabii. Yine find kullanacağız. Bu sefer diğer taraflarda arama yaptıracağız. Yani hep şeyde değil. Hem parent'a, eğer parent'sa, bir tane parent olduğu için diğerlerini member'da bulacak. Ama eğer ilk gelen members'a, parent değilse, o zaman kendinden bir member, hem başka bir member da var mı? Hem de kendinden bir parent, bir yerde parent da var mı? Her ikisini de bakması lazım. Çünkü member'da birden fazla oluyor. Parent'a tek member'a bakıyoruz. O zaman şöyle yapabiliriz. Şu kısmı aynen kopyalayalım. Yapıştıralım. Şimdi burada member input'a bakıyor kendinden var mı diye. Bir de neye bakıyor? Burada şey var. Nerede? Index variable. Burada more diyor, değil mi? Evet, index variables more. Daha fazla index. Bu sefer sadece member'a bakmayacak. Aynı zamanda parent'a da bakacak. Şunu kopyalayalım da aşağıda genişlemiyor. Şunu elde yazıverelim. Parent input starting index 1, ending index şurada parent input entity q diyeceğiz. Number waiting. Bu şekilde arayacak. Eğer parent değilse, member'sa
hem member'lara bakacak hem parent'lara, ikisine birden bakacak. Parent'sa zaten bir tane olduğu için direkt member'lara baksa yetiyor. O zaman parent'sa parent'a transfer olacak, değilse member'a transfer olacak. Şuradaki transferler mesela parent'a transfer edilecek. Biz şimdi aşağıda member'a transfer edeceğiz. Ha, şunu yapabilirdik. Hem parent'ta hem member'da modeli genelleştirmek için hem parent'ta hem member'da bir kere arardık, şu find'i yapardık. Bunların ucundan decide'a bağlayıp ona göre parent'a ya da member'a yönlendirebilirdik. Ama o da biraz karmaşık da olabilirdi. Yapamayabilirdik. Ben bu şekilde düşündüm, bu şekilde yaptım. Şimdi birinci find'i yaptık. Bir de aynısının ikincisini şey için, ikinci için bulamadıysa, eğer bulduysa o zaman buna göre gidecek. Bulamadıysa bu sefer edge bending 1 için değil, edge bending 2 için arama yapacak. Kopyalayıp yapıştırıyoruz. 1'leri 2 yapıyoruz. Simeon'un bu güzelliği var. Kopyala yapıştır. Çünkü bu arka planda şu prosesleri XML olarak oluşturuyor. Onu göstereyim. Arka planda veri XML olarak saklanıyor. Mesela şuradan bir notepad açayım. Şöyle göstereyim. Şu mesela find'ı kopyaladık. Şöyle notepad'e yapıştırdığımızda bakın buradaki işte find'ı XML formatında saklıyor. Bunları düzenleyip otomatik hatta şeylerden prosesleri, veri tabanından vesaire oluşturup bazı şeyleri gerekiyorsa XML'e dönüştürüp buraya kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Çok esnek yani o açıdan. Bu find'ı da yaptık. Arkasından gerisi transfer ve decide. Transferler yalnız bu sefer member input'lara. Bu parent değil çünkü. Şu transferleri kopyalayalım. Onları member input yapalım. Member input. Bu da edge bending 2'nin member input'u. Bunu da yaptık. Bunu da yaptıktan sonra en son decide'ı ekleyeceğiz. Decide'da yine bu sefer parent ve member inputlardaki toplam stoğa, gerçi her ikisinde de bakabilir. Gerçi parent zaten bir tane olacağı için şunu da aslında direkt parent'a da yapabiliriz, member'a da yapabiliriz. Parent artı member da diyebiliriz. Hani onu biz aynı koşulu kullanabiliriz. Çok önemli değil. Aslında ufak tefek fark eder de yine aynı kalsın. Çok fazla detayı bizi alakadar etmiyor. Transfer kopyaladı bu. Bir saygı kopyalayalım. Decide yapıştırdık. Member input 1'in eleman sayısı 2'den büyükse, doğruysa o zaman 2'ye gitmesi gerekiyor. Değilse o zaman 1'e gitmesi gerekiyor. Bu şekilde seçim kuralını da tamamlamış olduk. Şimdi son yapmamız gereken bir şey var. Diyeceğiz ki ürüne rotaya göre çalış. Ve istasyonların sonlarındaki transfer notlara diyeceğiz ki rotaya göre hareket et. Ondan sonra da işimiz bitecek. Şimdi önce material malzemeye şeyi yazdıralım. Malzeme adını ve order ID'yi yazdıralım mesela. Bunu yazdırmak için material'a tıklıyoruz. Tıkladığımızda şurada symbols kısmında bakın status label var. Label'a tıklıyoruz. Bu artık şu material'a bağlı oluşuyor. Ve şuradan label'ı çekiyoruz. Belli bir büyüklükte bunu oluşturduk. Bunu oluşturduktan sonra
Bu seçiliyken bakın attachment, material zaten. Expression kısmı var. Expression kısmında stone adını ve işte order ID'yi yazdır. Burada şimdilik mesela expression'a inventory name'i yazdır diyeceğiz. Zaten material.inventory name, yani model entity.inventory name dememize gerek yok. Bu material'a bağlı olduğu için onun içindeki değişkenleri direkt görüyor. Çünkü burada attached, yani burada bağlanmış. Onun için direkt inventory name yazıyoruz. Stone adını gösteriyor. İstersek work order ID'yi de işte bunu string'e çevirmesi gerekiyor. String fonksiyonu neydi? Bakalım. String nokta from real var. O zaman şeydi, integer string galiba. Number nerede mi string geçiyor? String de o zaman from real. String diyelim. Nokta. Çünkü başka yok. From real var sadece. Bütün sayıları kabul ediyor mu bilmiyorum. From real diyelim. Buna da order ID diyelim. Araya da bir boşluk koyalım. Enter yapalım. Bunu yaptıktan sonra store'a tıklıyoruz. Stock'ta routing. Routing logic var. Initial sequence var. Initial sequence kısmına production route. Şurada data kısmında tanımladığımız sequence table'ı seçiyoruz. Bu zaten primary key ile ürün ağacına entegre ya. Ürün ağacını da ürüne biz şurada warehouse üzerinde atadık. Dolayısıyla biz burada initial sequence kısmında rota tablosunu seçtiğimizde ikisinin arasındaki ilişkiyi kendisi otomatik kuruyor. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bağlıyor zaten primary key'den. Dolayısıyla biz şunu diyeceğiz. Bunun iş merkezinden çıktıktan sonra uğradığı transfer notlarda routing logic kısmında bakın entity destination continue diyor. Böyle demeyeceğiz. By sequence diyeceğiz. Sequence table seçtiğimiz için rota tablosuna göre gönderdiyiz ama her yere bunu yazmayacağız. Çünkü bunu her by sequence gördüğü notta sequence table'da bir alt satıra iner. Dolayısıyla siz mesela şurada by sequence dediniz. Burada da derseniz burada birinci satırı seçti. Buraya geldiğinde daha birinci satıra gitmeden ikinci satıra seçer. Onun için hep iş merkezlerine mesela deponun çıkışına, şuradaki iş merkezlerinin çıkışını sadece buraları by sequence yapıyoruz. Diğerlerine dokunmuyoruz. Sadece iş merkezlerinin çıkışlarını. Ondan sonra da simülasyonu çalıştıracağız. Mesela makine seçimini işte kuyruğa göre burada, daha doğrusu dispatching'i burada kuyruğa göre montaj istasyonlarında yaptık. Burada diğer istasyonlarda da farklı parametreleri kullanarak yapabilirsiniz. Onu da ödev verelim. Onları da siz yapın. Assembly'den sonra da by sequence. Zaten assembly'den sonra şeye gidiyor. Shipment'e gidiyor. Şunu kaydedelim. Modeli çalıştıralım. Ha, biz şeyi atladık. Warehouse her seferinde ürettiğinde kaç tane üretecek? Entities per arrival. 22 tane malzeme var ya. Her seferinde 22 tane gelecek. Atamayı da ona göre yapacak. Şimdi çalıştıralım. Geldi bakın, vidalar, suntalemler, ayaklar gördüğünüz gibi ebatlamaya geliyor. İşte montaj istasyonlarına kenar bantlamaya, ahşap ayaklar delmeye geliyor. Suntalem kesmeye geldi. Kenar bantlamada
bantlarından çıkan. Şurada trace kısmında, şunu da açayım. View'da nerede? Trace, run'da. Model trace kısmında üretilen malzemeler, hangi istasyonlara gittiği, saat cinsinden 0'dan itibaren başlıyor. 0.9 kaçıncı dakikaya denk geliyorsa bu kadar zaman geçmiş. Hangi istasyona gitti, ne yaptığını buradan saate bağlı olarak bu bilgiyi alabiliyorsunuz. Ayrıca bu modeli oluşturduktan sonra geçen bir örneğini göstermiştim. Bu model bizim akademik versiyonda aktif değil ama bir örneği var. Şuradan hemen açayım onu da. Simio'nun scheduling çizelgeleme örneği var. Bu modeli aynı böyle ürettiğinizde, bu yapıları kurguladığınızda size Gantt chart'ı otomatik çıkarıyor zaten. Böyle trace'den kontrol etmek veya bir tabloyu arka planda da yazdırabilirsiniz. Bu da ayrı bir şey. Ama onu yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Hemen onu da açayım. Yanlış versiyonu şimdi açılıyor. Şurada kendi planning kısmı var, Gantt şeması var. Siz burada modeli aynı bizim oluşturduğumuz gibi. Şurada data kısmında burada şeyleri de almışlar, siparişleri de vermişler. İşte rotalar. Ondan sonra burada process time'ları şey vermişler. Bir istatistik dalını üretmişler. Ondan sonra işte malzeme bizim inventory tablosu belki. Bill of materials. Of Material Items yapıyı biraz daha bizden farklı kurgulamışlar. Ben biraz daha ERP veri tabanlarındaki o tablolara, ürün ağacı tablolarına yakın bir şekilde kurgulamaya uğraştım. Veya CAD/CAM sistemlerinin işte veri tabanlarında yer alan ürün bilgisini biraz daha oluşturabilecek biçimde o mantıkla tablo oluşturdum. Burada siparişlere göre aynı modeli kurguladığınızda prosesleri vesaire belirttiğinizde ondan sonra planning kısmında create plan diyorsunuz. Bu kendince çalışıyor, bitiriyor. Hangi iş merkezinde, hangi saatte? Az önce bizim trace'ten izlememiz yerine Gantt diyagramı halinde otomatik bunu entity workflow'da o şekilde çizelgeleme modülünde. Buyurun hocam. Evet hocam. Bu şey ürün şeye bakmak lazım hocam. Bir eğer karışık hat tipi üretiyorsa yani arka arkaya aynı ürünü üretmiyor da eğer karmaşık veriyorsa o zaman bu boşluklar çok işimizi bozabilir bizim. Ama onun dışında cycle'lar nasıl? Arada denge kayıtları hiç hesaplamadım. Bilmiyorum onun için hocam. Bu şekilde biz simülasyon çalışmasını tamamladık, çalıştık.